Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde biyoloji ve canlıların ortak özellikleri ile ilgili öğretici sorularımıza devam edeceğiz. 23. sorumuza bakacak olursak, Aristo bilimsel doğa tarihinin kurucusu olan bilim insanıdır. Kendiliğinden oluşum varsayımı olan abiyogenez hipotezi Aristo'ya ait olan bir hipotezdir. Aristo canlıların cansızlardan meydana geldiğine inanmış ve bunu hipotez olaraktan insanlığa sunmuştur. 11. yüzyıl ortalarına doğru küçük kan dolaşımını bularak açıklayan Türk bilgini ve hekimimiz ise İbn Sina'dır. Türk bilgini olan el-Biruni, faydalı bitki ve otların çeşitli hastalıklara karşı ilaç olarak nasıl kullanılması gerektiği hakkında araştırmalar yapmış ve farmasötik botaniğini kurmuştur ifadesi yine doğru bir ifade olmuş oluyor arkadaşlar. Kendiliğinden oluş varsayımını, yani abiyogenezi, biyo canlı demek biliyorsunuz. A olumsuzluk eki, bu şekilde cansızlardan canlı türediğini iddia eden, hipotezi çürüten İtalyan biyolog ise Francesco Redi'dir. Francesco Redi ve Louis Pasteur beraberce abiyogenezin çöküşünü kontrollü deneylerle ispatlamışlardır arkadaşlar. Canlıların sınıflandırmanın temelini atan kişi ise Carl Linne veya Carolus Linne diye geçen bilim insanıdır. Lamarck ise bazı türlerin yavaş yavaş diğerlerine dönüştüğü görüşünü ortaya koymuştur. Daha sonra Lamarck'tan sonra ise bu evrim görüşünü sahiplenip geliştiren ve kitleleri İkna eden kişi ise Darwin olmuştur. Matthias Schleiden ve Theodor Schwann ise canlıların en küçük biriminin hücre olduğunu ortaya koymuşlar ve bugün bunların hücre teorisi olarak bildiğimiz teorisi halen daha kabul görmektedir. James Watson ve Francis Crick's, yani kısaca Watson-Crick's DNA modeli diye geçen bu ikili isim ise DNA'nın sarmal ikili helix yapıya sahip olduğunu bulmuş ve açıklamışlardır. Hücrelerin yapı, şekil ve fonksiyonları ile hücre içindeki organellerin yapılarını ve fonksiyonlarını inceleyen bilim dalı sitoplazmadan bakın geliyor arkadaşlar. Sitoloji adını almakta. Hücrelerin moleküler düzeydeki yapısal özelliklerini, genlerini, proteinlerini, enzim gibi maddelerinin yapılarını, fonksiyon ya da işlevlerini inceleyen bilim dalına ise biz moleküler biyoloji adını vermekteyiz. Yani molekül düzeyinde bu yapıları inceleyen bilim dalı moleküler biyoloji olmuş oluyor. Gen alışverişlerini teknoloji ve mühendislik bilgilerini kullanarak inceleyen bilim dalı ise biyolojik teknoloji adını almaktadır. Canlıların gen yapılarını, kalıtsal özelliklerini, göz rengi, saç rengi, ten rengi gibi ve bu genlerin kuşaklar arasındaki aktarımı ile bunların canlı üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı ise genetik adını almakta. Canlıların oluşumunu, değişimini, yeni canlıların nasıl oluştuğunu ve bunların kökenlerini araştıran bilim dalı ise evrim olarak adlandırılmaktadır. Zooloji kısaca hayvan bilimi, botanik ise bitki bilimini ifade etmektedir. Canlıların yaşadıkları ortamlarda çevreleriyle ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı ise arkadaşlar ekoloji adını almaktadır. Bu da yine doğru bir ifade olmuş oluyor. Bundan dolayı 40. sorumuza bakacak olursak, canlılarda döllenmiş yumurtadan itibaren meydana gelen gelişmeleri ve farklılaşmaları inceleyen bilim dalı ise zigottan sonra oluşan yapı olan embriyonun gelişimini incelediği için embriyoloji adını almaktadır. Canlıların dış görünüşlerini ve bunların genel yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalı ise morfoloji diye adlandırılır. Canlıların 10 milyon civarında yaşayan ve daha halen daha günümüzde yeni yeni türlerin bulunmasına sebebiyet veren bilim dalımız var. Bu da canlıları benzerliklerine veya farklılıklarına göre ayrı ayrı sınıflandırıyor. Biz buna taksonomi adını vermekteyiz. Kısaca sınıflandırma bilimi diye geçiyor.
Bütün canlılar hücre veya hücre gruplarından meydana gelmişlerdir ifadesi doğru bir ifade. Ya günümüzde etrafımızı incelediğimiz zaman ya tek hücreli canlılara şahit oluyoruz ya da çok hücreli canlılara gözümüz ilişiyor. Onun için bu da bütün canlıların ya tek hücreli ya da çok hücreli olduğunu bize ne yapıyor? İspatlıyor. Hücre içerisinde DNA'dır, RNA'dır, proteindir, karbonhidrat, şekerdir yani, yağdır, minerallerdir ve canlıların vücutlarının büyük bölümünü oluşturan su gibi ortak kimyasal maddelerden oluştuğunu ifade edebiliriz. Tek hücreli canlılarda sadece hücrenin içinde organizasyon bulunur. Çünkü başka bir hücresi yok. Tek hücresi olduğuna göre bütün olaylar mecburen hücre içerisinde ne yapacak arkadaşlar? Gerçekleştirilecek diyoruz. Çok hücreli canlılarda ise sadece hücreler arasında belli bir organizasyon bulunur ifadesini söyleyemeyiz. Çünkü onların da kendi hücreleri içerisinde organizasyonları olduğu gibi hücrelerin arasında, benzer olan hücreler arasında da yine bir organizasyon iş bölümü vardır arkadaşlar. O zaman hücreler dokuları, dokular organları, organlar ise sistemleri, sistemler ise organizma ve bireyleri ne yapabilir? Oluşturabilir cümlesini ifade edebiliriz. Kaç türlü beslenmemiz vardır canlılarda? Ototrof beslenme ve heterotrof beslenme olarak biz iki türlü beslenme tarzından bahsedeceğiz. Ototrof beslenme arkadaşlar ot yiyen değil. Ototrof beslenme canlıların ihtiyaç duydukları organik olan besinleri, karbonhidrat gibi, protein gibi, yağ gibi, vitaminler gibi, azotlu organik bazlar gibi aklınıza gelen her türlü organik besin için bu geçerli. Yani organik besinden kastımız yapılarında karbon, hidrojen ve oksijenin üçünü beraber barındıran besinlerimiz bizim organik besindir. İşte bu organik besinleri eğer inorganiklerden yani karbondioksit ve sudan veya H2S'den veya H2'den kendilerinin üretmesi olayına biz ototrof beslenme adını vermekteyiz. O zaman ototrof beslenmede kendi içerisinde fotosentez yapanlar veya kemosentez yapanlar diye iki şekilde ne yapılabilir? Gerçekleştirilebilir. Canlıların ihtiyaç duyduğu organik ve inorganik besinlerini, her türlüsünü bizim gibi aynen dışarıdan hazır olarak alan canlılara ise heterotrof beslenen canlı adını vermekteyiz. O zaman mantarların ve hayvanların tamamı bu şekilde heterotrof olarak beslenmekte. Diğer alemlerde kendi besini kendisi yapan canlılar olabileceği gibi yapamayanlar da mevcut olabilir. Bu canlıdan canlıya alemine göre değişebiliyor arkadaşlar. Bunu canlıların sınıflandırılmasında kısım kısım ele almış olacağız. Bütün canlılar hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye yani ATP'ye ihtiyaç duyarlar. Bunu da ne yapıyorlar canlılar arkadaşlar? Solunum, hücresel solunum reaksiyonlarıyla üretebiliyorlar. Çünkü bu organik olan enerji verici karbonhidrattır, proteindir, yağ gibi besinlerimizin monomerleri oksijenle veya oksijensiz parçalandığı zaman ancak ATP adını verdiğimiz bütün canlılarda ortak olan enerji birimine ne yapılabiliyor? Dönüştürülebiliyor bir kısmı. Bir kısmı da ısı olarak ortama yayılıyor, vücut ısısını oluşturuyor veya ortama da bu şekilde yayılmış oluyorlar. Organik besin monomerlerinin yani yağ asidi, gliserol, yağların, amino asitler, proteinlerin, monosakkaritler, karbonhidratların parçalanması ile bu besinlerde depo edilmiş olan kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması sürecine biz solunum adını vermekteyiz. Yani monomerlerin arasında hangi bağ var, kimyasal bağ olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani karbonun, hidrojenin, oksijenin arasındaki o tek çizik şeklindeki bağlar, kimyada gördüğünüz o bağlar arkadaşlar, kimyasal bağdır. İşte bu bağların kopması ortama ısının yayılması anlamına, bu ısının da bir kısmının ATP şeklinde depolanmasına ne yapıyor? Yol açıyor ve biz bu şekilde hücresel solunum reaksiyonları sayesinde bu bağların enerjisini bir kısmını depolamayı ATP şeklinde başarmış oluyoruz. Solunum olayı ile canlıların o zaman ihtiyaç duyduğu enerjinin üretimi ne olmuş olur? Gerçekleştirilmiş olur ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade olmuş oluyor. 56. sorumuza bakacak olursak,
Solunum sonucu açığa çıkan enerji ile hem ATP adını verdiğimiz enerji üretilmiş oluyor, hem de vücut ısıları bu şekilde sağlanmış oluyor. Besin monomerlerinin oksijen kullanılmadan parçalanmasıyla enerji üretilmesi olayına biz oksijensiz solunum, mayalanma veya fermantasyon adını vermekteyiz. Tek hücreli canlılardan bira mayası bir mantardır arkadaşlar ve tek hücreli bakın bir canlıdır. Ve omurgalıların, mesela biz de bir omurgalı canlıyız. Çizgili kas hücrelerinde oksijensiz solunum gerçekleştirilebiliyor. Bira mayası etil alkol fermantasyonu yaparken bizim çizgili kaslarımız ise arkadaşlar laktik asit adını verdiğimiz bir fermantasyon çeşidi ne yapıyorlar? Gerçekleştiriyorlar. Oksijenli solunum ile canlılar bir glikozdan çok daha fazla ATP elde ediyorlar. Çünkü oksijenli solunum ile bir besin monomeri, karbondioksit suya kadar, eğer amino asitler kullanılıyorsa amonyağa kadar, yani tamamen inorganiklere kadar parçalandıkları için içlerinde kimyasal bağ enerjisi yok denecek kadar aza indikleri için biz içlerindeki enerjinin tamamının açığa bu şekilde çıkarılabildiğini oksijenli solunumla ifade ediyoruz. Çok hücreli canlıların tamamı ve tek hücreli canlıların ise bir kısmı enerjilerini bu şekilde oksijenli solunumla ne yapabilirler? Üretebilirler. Tek hücreli canlılardan bakteriler olabilir, arkeler olabilir veya tamamen protista aleminde yaşayan bir hücreli canlılarımız var bizim. Amip yüklenen paramecium gibi. Bunların mitokondrileri vardır, ökaryot oldukları için ve bunların tamamı oksijenli solunumu gerçekleştirirler. Ama bazı bakteri ve arkeler ne yapabiliyor? Sahip oldukları mezozom adını verdiğimiz zar kıvrımı ile sadece oksijenli solunumunu gerçekleştirebiliyorlar. Canlılarda metabolizma sonucu oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına ise biz boşaltım adını vermekteyiz. Metabolik artıkların dışarıya atılması boşaltımdır. Bağırsaklarımızdan atılan sindirim sonucu oluşan artıkların atılması boşaltıma girmiyor. O sindirim artığı olarak adlandırılıyor. Boşaltım artığı dediğimiz zaman hücrelerin içerisinde oluşan karbondioksit gibi, su gibi, amonyak gibi, üre gibi, ürik asit gibi, fazla tuzlar gibi maddeler aklımıza gelmeli arkadaşlar. Bundan dolayı da akciğerlerimiz bile CO2 ve suyu attıkları için boşaltım yapmış oluyorlar. Derimiz terlediği için fazla suları, tuzları, ısıyı atabildikleri için yine boşaltım yapmış oluyorlar. Böbreklerimiz de yine idrarla fazla metabolik artıkları atabildikleri için, üre gibi, ürik asit gibi bakın yapıları atabildikleri için yine boşaltım organı olmuş oluyorlar. Boşaltım sayesinde canlılar kararlı bir iç ortam, yani homeostasi oluşturmuş oluyorlar. Zaten bütün canlılar bu iç dengeyi, yani homeostatik dengeyi, bu pH dengesi olabilir, su dengesi olabilir, iyon dengesi olabilir, metabolik artık dengesi olabilir. Bu sayede dengeli bir ortam oluşturarak hayatta kalmayı başarıyorlar. Öbür türlü zaten canlılar ne yapıyorlar? Ölüyorlar arkadaşlar. Her canlı alınan uyarılara karşı farklı şekillerde tepkiler gösterebilir ifadesi doğru bir ifadedir. Bu şekilde biz canlılarda pasif ve aktif hareket olarak iki farklı hareket görüldüğünde ifade edebiliyoruz. Aktif hareket ve pasif hareketin farkı var. Örneğin bitkiler ışığa oldukları yerde yöneliyorlar. Bu pasif harekettir. Öglenin bulunduğu yerden yer değiştirmesi kamçısı sayesinde ve hayvanların ağlama davranışları da birer davranış olayıdır ve aynı zamanda aktif harekete bir örnek olmuş oluyor. Üreme olayı neslin devamı için gerekli olup bireyin kendi şahsi olarak canlılık faaliyetlerini sürdürmesi için zorunlu değildir. Hepiniz at ile eşeğin yavrusu katırı bilirsiniz arkadaşlar. Katır kısırdır. Yeni yavrusu oluşamaz. Her zaman at ile eşeğin yavrusu olarak dünyaya gelir. Fakat katırımız ölmüyor bakın. Neslini devam ettirmek zorunda değil. Ama kendi bireysel yaşamına ne yapabiliyor? Devam edebiliyor. Bundan dolayı biz neslin devamı için üremenin zorunlu olmadığını düşünebiliriz canlılar için. Tek canlıdan döllenme olmadan yeni bireyler eğer oluşabiliyorsa, ki bunu bir hücreli canlılar yapabiliyorlar. Bitkilerin bazı türleri
Hatta çoğusu yapabiliyorlar. Ama omurgalı hayvanlar bu şekilde eşeysiz çoğalamıyorlar. Omurgasızlar çoğalsalar bile. Mantarlar bugün bu şekilde eşeysiz çoğalabiliyorlar. Protista alemi çoğalabiliyor. Bakteriler, arkeler. Yani çoğu canlı eşeysiz olarak ne yapabiliyor? Çoğalabiliyor. Eşeysiz üreme ile oluşan bireyler temellerinde mitoz bölünmeyi barındırdıkları için aynı kalıtsal yapıda oluyorlar. Fotokopi bireyler gibi düşünebilirsiniz. Bir hücreli canlılar ikiye bölünme ile eşeysiz çoğalabiliyorlar. Bölündükleri zaman bakın bunlar çoğalmış oluyor, gelişmiş olmuyorlar. Bunların gelişmeleri için hacimlerinin, sitoplazma miktarlarının artmaları gerekiyor. Bazı omurgasızlar, bitkiler bu şekilde eşeysiz üreme ile çoğalabilirler ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade olmuş olur. Farklı canlılara ait üreme hücrelerinin döllenmesi ile yani sperm ve yumurtanın birleşmesine biz döllenme diyoruz. Bu şekilde oluşan yapıların gelişmesi ile yeni bireylerin oluşturulması olayına ise biz artık eşeyli üreme adını vermekteyiz. Sperm yumurta oluşumunda mayoz bölünme, crossing over olduğu için iki farklı birey kaynaştırılırken döllenme ile gerçekleştirildiği için bu iki olaydan dolayı bu eşeyli üreme diğer ürememiz olan eşeysiz üremeye göre daha avantajlıdır. Ve değişen ortam şartlarına karşı bu bireyler daha dayanıklı olmayı başarabiliyorlar. Dolayısıyla eşeyli üreme sonucu oluşan bireyler birbirlerinden ve onların atalarından farklı kalıtsal yapıda olmayı ne yapıyorlar? Başarabiliyorlar arkadaşlar. 73. ve son sorumuza da bakacak olursak, tek hücreli canlılarda büyüme ve gelişme hücre sayısının artmasıyla sağlanan ifadesi yanlış bir ifade. Çünkü tek hücreli canlılar bölündükleri zaman çoğalmış oluyorlar. Bunların büyüme ve gelişmeleri arkadaşlar hücre hacminin artmasıyla ne yapılıyor? Gerçekleştirilmiş oluyor. Hepinize iyi günler diler, başarılar dilerim arkadaşlar.